Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir Galatasaray videosuyla daha karşınızdayız. Hızlı hızlı sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Galatasaray göztepe ile karşı karşıya gelecek deplasmanda oynanacak bu maç öncesinde heyecan dorukta. Torrent 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik almıştı. Bu karşılaşmayla alakalı gelişmeleri aktaracağım. 11'de kimler oynayabilir? Onları anlatmaya çalışacağım. Son dönemde transferde ismi gündeme gelen oyuncularla alakalı gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Çok fazla bilgi var. Hepsini teker teker sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz dün Galatasaray U17 takımı deplasmanda Fenerbahçe'yi 5-0'la mağlup etti. Ferda Cevizci takımın hocası. Bu sezon Fenerbahçe ile 3 kez karşılaştılar. Ferda hoca daha önce de Galatasaray altyapısında görev yapmış çok değerli bir teknik adam ki ben bu sezon U17 takımının bandırma maçını da içeride izlemiştim. Çok iyi futbol oynuyorlar. Ee, bu sezonda 13 maçta 12 galibiyet bir beraberlikle Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın, e, Bursa Spor'un bu önemli takımların olduğu grupta lider durumdalar şu anda. Dün de Fenerbahçe yine Fenerbahçe U17, U17 takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldiler ve 5-0 mağlup ettiler rakiplerini. Baran Demiroğlu forvet oyuncusu geçen hafta iki tane Bolu deplasmanında atmıştı. Dün de Fenerbahçe karşısında hat-trick yaptı. Beknaz Almazbekov o takımın en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi. O dün iki tane asist yaptı. Toplamda son 3 Fenerbahçe maçında 4 gol 4 asist oynuyor. Enteresan bir performans. iyi bir performans. Galatasaray e, ee, da gelecek vadeden altyapı oyuncularından bir tanesi de kendisi. Onun dışında Atakan Ordu'yu beğeniyorum. Kalecileri ki profesyonel sözleşme imzalandı. Emirhan Kayar milli takımda oynuyor. Ali Turap Sabek yine milli takımda oynuyor Galatasaray'ın. Büyük gelecek vaat ettiği oyuncular U17 takımı dolu dizgin yoluna devam ediyor. Grup aşaması sonrasında Türkiye şampiyonası olacak ve şampiyonanın en iddialı takımlarından bir tanesi. Benim de Galatasaray'da son dönemde izlediğim en iyi yaş kategorisi, en yetenekli oyuncuların olduğu kategori. 2000'liler sonrası, 2000 doğumlu oyuncular sonrasında böyle bir grubun olması Galatasaray adına avantaj. Başlarında Ferda Cevizci gibi değerli bir teknik direktörün olması da apayrı onu belirtelim. Şimdi e, biliyorsunuz Süper Lig'de 17. 18 ve 19. sıradaki Giresun Rize ve Altay maç kaybetti o yüzden Galatasaray Göztepe deplasmanına biraz rahat çıkacak ben artık kazanacağını düşünüyorum çok zor bir mücadele olacak ama e, Galatasaray'ın bu haftadan itibaren kazanarak yukarıya doğru çıkışa geçmesini bekliyorum sonraki haftada Rize ile içeride karşılaşacaklar Hamza Hamza Oğluyla biliyorsunuz yollar ayrıldı. E, Göztepe maçının ardından Rize ile Galatasaray kendi sahasında karşılaşacak. O maçta apayrı bir önem taşıyor. Biliyorsunuz sezon başında Oğulcan Çağlayan konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. Getson Fernandes Çaykur Rizespor'a gitmişti. O yüzden enteresan bir mücadele olacak onu söyleyelim. Peki Torrent Göztepe maçına hangi 11 ile çıkacak? Ben Muhtemel 11'imi sizlerle paylaşayım. Kalede Penny olacak. Savunmada Sasha Boyd, Nelson Marcao, sol tarafta Patrick Van yok. Ömer Bayram olacak büyük ihtimalle. Önde tek ön libero Erik Pulgar ilk kez Galatasaray'da 11'de sahaya çıkacak. Yine hemen önünde dörtlü bir orta saha. Emre Kılınç, Feguli, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'ın en formda ismi 8 gol 8 asist oynuyor Kerem Aktürkoğlu. Ve ileride de Gomis yerine Mustafa Muhammed'i 11'de bekliyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü son maçta Gomis'in hazır olmadığını gördük. Ben en azından öyle düşünüyorum. Mustafa Muhammed daha hazır, daha formda. Golünü de atmıştı Kayserispor mücadelesinde. Onunla başlamasını bekliyorum. Güçlü bir yedek kulübesi olacak bir kere Galatasaray'ın onu da söyleyelim. Taylan Babel, Chikildao, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Gomis gibi önemli yıldızlar da yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın daha ofansif bir kadroyla çıkması gerekiyor Göztepe deplasmanına. Kazanabilmesi için beraberliğe çıkmaması gerekiyor Galatasaray'ın. Galatasaray gibi takımların daha büyük oyunu ortaya koyması gerekiyor. Ki ön libero ile çıkmayacak. Ben Halil Dervişoğlu'nun en azından e, orta sahada biraz daha böyle forvete yakın Gomis ya da Mustafa oynarsa ona yakın bir bölgede oynaması gerektiğini düşünüyorum. Onunla da alakalı biliyorsunuz transfer gelişmeleri var. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Avrupa'da Sevilla, Valencia, Atalanta bu oyuncuyla yine ilgileniyor. Galatasaray devre arasında kadrosuna katmak istemişti. Bon servisini almak istemişti ama Brentford sezon sonunda görüşelim mesajı vermişti. Dediğim gibi şimdilik ee, Halil Dervişoğlu Galatasaray kadrosunda. Eğer Galatasaray isterse bence oyuncunun önceliği Galatasaray olur ama bon servisini alabilirim alamaz mı onu Bilmiyorum tabii ki. Şunu söyleyeyim. E, son maçlarda özellikle Dominik, Dominik Torrent oyuncu değiştirmede çok geç kalmıştı. Kayseri Spor maçında 75-80 e, 60. dakikaları bekledi. Alanya Spor maçında 80. dakikaları bekledi. E, Dominik Torrent'in eleştirilmesi gereken yönlerden bir tanesi oyuncu değişimi konusunda geç kalıyor. Bu arada. Galatasaray yönetiminin de Göztepe deplasmanına çıkarma yapacağını söyleyelim. Başkan Burak Elmas, sportif danışman Luis Campos, sportif direktör Sensibile. Hepsi Göztepe'de takımın yanında olacak. Deplasmanda takıma destek verecekler bu mücadele öncesinde. Göztepe'de Atakan Çankaya önemli bir eksik. Kart cezalısı. Yine Atınç Nuka'nın da sakatlığı var. O yüzden oynayamayacağını söyleyelim. Galatasaray bugün öğle saatlerinde işte akşam üzeri İzmir'e gidecek ve kampa girecek. Yarınki mücadele öncesinde onu söyleyelim. Bartolu'la ilgili bir gelişme var. A takım kadrosundan çıkarılmıştı biliyorsunuz Marsilya ile anlaştı. 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun geri kalanında o 19 takımıyla çalışmalarına devam edecek ama maçlarda oynatılmayacağını söyleyelim. Nide Anadolu Kulübü büyük sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Galatasaray'ın pilot takımı ee, neden böyle bir tercih yapıldı? Bu kulüp neden alındı? Bir kere zamanlama hatası yapıldı onu söyleyelim. 19 maçtır kazanamıyor. Büyük ihtimalle 2. ligden 3. lige düşecek ve büyük değer kaybedecek onu söyleyelim. Ceyhun Müderrisoğlu Galatasaray U19 takım antrenörüydü. Şu anda Niğde Anadolu'nun başında gittiği günden beri galibiyet alamadı. Galatasaray altyapısındaki Eren Aydın, Erkan Süer, Atalay Yıldırım, Metehan, Yiğit Demir, Berk Balaban gibi isimlerinde şans bulduğunu söyleyelim. Bugün futbol mercatoda bir haber vardı. Alio Dieng kendisi ön libero Malili 24 yaşında Mısır'ın el ahli takımında forma giyiyor. Bu oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 7-8 milyon euro civarında bir bon servisi var. Sezon sonunda böyle bir girişim olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hani Galatasaray scout ekibinin takip ettiği ilerleyen dönemlerde iyi yerlere gelebilecek oyunculardan bir tanesi Alio Dieng Galatasaray'ın daha önce gündeminde olduğunu belirtelim. Şimdi Sensi bile Galatasaray'ın sportif direktörü oldu. 50 yaşında İtalyan biliyorsunuz. Son 2 yıldır menajerlik yapıyordu. Elbette tartışılır işin bu tarafı ama Galatasaray'a biliyorsunuz Galatasaray'ın yaptığı açıklamada Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu'nun Kaleminden yazılmış bir açıklama vardı. 40 oyuncu yakından takip ediliyor. Bunun 12'siyle alakalı görüşmeler yapılmıştı. Peki bu 12 oyuncu kim? Bizim aldığımız istihbaratlar ki Fanatik'ten Yasin Can'da bir haber yapmıştı. Ee, özellikle yerli oyuncular olduğu yönünde bu 12 oyuncunun Galatasaray Scout ekibinin bu oyuncuları yakın takibi aldığı belirtiliyor. Kale için Doğan Alemdar'ın ismi geçiyor ama çok mümkün gözükmüyor bence. Şu anda Rennes'de forma giymeye başladı. Ren Fransa'nın son dönemde altyapısından en çok oyuncu yetiştiren ve büyük rakamlara satan kulüplerinden bir tanesi. En son Kamavinga'yı 50 milyon euro civarında bir rakama Real Madrid'e vermişti. Onun dışında stoper için Gençler Birliği'nden 23 yaşındaki Arda Kızıldağ'ın ismi geçiyor. Şimdi sağ bek var. E, bu listede. iki tane sağ bek var. Biri Mert Müldür sağ solo da oynuyor. 5 milyon euroya almışlardı. 23 yaşı daha milli takımda oynuyor. En az 10 milyon euro bonservisi var. Almak çok zor. Şalke'de oynayan 16 yaşındaki Batuhan Yavuz'un da isminin Galatasaray'la anıldığı ve bu listede yer aldığı belirtiliyor. Solbek bek için Kasımpaşa'nın oyuncusu Eren Elmalı'nın ismi geçiyor. Fenerbahçe'de bu oyuncuyu kadrosuna katmak istedi. Kasımpaşa en az 3-4 milyon euro bir bonservis bekliyor bu oyuncudan. Son dönemde izlediğim en iyi sol beklerden bir tanesi Eren Elmalı onu söyleyeyim. Ee, uzun yıllar hem A milli takıma hem de gidecek takıma hizmet verecek kalitede bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Yine Freiburg forması giyen 16 yaşındaki Berkay Yılmaz da Galatasaray'ın listesinde onu da söyleyelim. Şimdi orta saha için enteresan bir isim gündemde. Bayern Münih de forma giyiyor. Kenan Yıldız, sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 6 numara, 8 numara, forvet arkası ve kanatlarda oynayabiliyor Türk oyuncu. Hala sözleşmesi uzatılmadı ya da kendisi uzatmıyor bilmiyorum ama Galatasaray'ın bu geniş listesinde yer alan ofansif yıldız adaylarından bir tanesi onu söyleyelim. Golcü içinde, golcü transferi içinde 3 isim olduğu belirtiliyor bu listede. Kimler var? Ayhan Akman, Thiago Özür dilerim Ayhan Akman dedim. Ee, Ayhan Akman'ın yeni biliyorsunuz transfer olmuştu yurt dışına. Ali Akman, e, Ayhan Akman'ın da geçen videoda bahsetmiştim çocukları Galatasaray altyapısında oynuyor. Ali Akman, Thiago Çukur ve Yusuf Barasi. üç tane forvet oyuncusunun da Sensibilin'in Galatasaray'da sunduğu listenin içinde yer aldığı belirtiliyor. Alakman 19 yaşında Nijmegen'de kiralık oynuyor biliyorsunuz. Thiago Çukur yine 19 yaşında 1.96 boyunda Ümit Milli Takım'a geliyor. Tomlay Kafkas kendisinden övgüyle bahsetmişti. Geleceğin büyük forvet adaylarından bir tanesi. Yine Yusuf Barasi de 19 yaşında Azi Altmar forması giyiyor. Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtiliyor. Şu anda transfer dönemi değil Galatasaray'ın böyle bir açıklaması olmuştu. Bu isimlerin de Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtiliyor. Sizlere hatırlatmak adına hepsinin bir kez üzerinden geçtim. Uzun bir video oldu bu kez. Galatasaray Göztepe ile karşılaşacak. Göztepe maçının ardından yine gelişmeler mutlaka olacak. Yakup Çınar YouTube kanalında ben de Sıcak gelişmeler oldukça videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videonun sonuna geldik. Beğenirseniz kanalıma abone olursanız aynı zamanda olumlu olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz e, mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.